Öncelikle videoya giriş yapmadan önce bu içeriğin reklam veya sponsorlu bir içerik olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü bu bir uygulama olduğu için tanıtım yapılıyormuş izlenimini yaratmasını istemem. Ama ilerleyen dakikalarda Favor'ın uygulamadan daha fazla olduğunu anlayacaksınız. O yüzden herkese merhaba. Benim adım Sercan. Pointürk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Favor, biz kullanıcıların internette gezinirken herhangi bir yerde bulduğumuz ilginç içerikleri veya Favor'da oluşturduğumuz yaratıcı içeriklerimizi paylaştığımız ve bu paylaşımlar sonucunda ödüllendirilerek dünyanın en ilginç yayın akışını toplu olarak bir arada tutabilmek için oluşturulan Web3 uygulaması. Favor'ın amacı diğer sosyal medya platformlarını değiştirmek değil, biraz önce bahsettiğim gibi bu platformlardaki en iyi içeriği toplamak için ortam sunmak. Bunun sonucunda da yaratıcıyı, küratörü ve içerikleri oylayan kişileri, yani ekosisteme katkı sağlayan kullanıcıları ödüllendirmek. Ödüllendirmek kısmı aslında Favor'ı Web2 dünyasından ayırıp Web3 dünyasına taşıyan kısım diyebilirim. Çünkü ekosistemi inşa etmeye çalıştığı yönetim token'ı olan Gov token ve ana token'ı olan Utility token'ı sayesinde insanların paylaştıkları içeriklerden direkt kazanç elde etmesini hedefliyor. Hak verirseniz ki hepimiz sosyal medya uygulamaları içerisinde, daha doğrusu internette fazlasıyla vakit geçiriyoruz. Kimimiz bir şeyler yazıyoruz, kimimiz fotoğraf paylaşıyoruz. Fakat bunları hep aracı platformlar ile o aracı platformlara paralar kazandırarak yapıyoruz. Yani bizim ürettiğimiz şeylere zemin hazırladıkları için kazanç sağlatıyoruz. İşte Favor bu işleyişi ortadan kaldırıp oynayarak kazan, yürüyerek kazan gibi platformlardan sonra paylaş kazan mantığında kişinin direkt kazanmasını sağlamak istiyor. Dilerseniz şimdi sizi telefonumun ekranına alayım. Favor'ın mantığını ve nasıl kullanıldığını hep birlikte görelim. Öncelikle telefonumun ekranına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Favor uygulamasını açtıktan sonra sizi böyle bir profil ekranı karşılayacak. Sizde bu buralar henüz boş gözükebilir çünkü buraları düzenlemeniz gerekiyor. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Bir önceki videomda, yani Lens protokolden whitelist nasıl alınır videomda, zaten sizlere Lens protokolden whitelist almayı ve Favor'a bağlamayı göstermiştim. O yüzden tekrardan üstünde durmayacağım. Şunu da söylemekte yarar var. Bir Favor uygulamasını kullanmak için sizin Lens protokolden whitelist ya da kullanıcı adı oluşturmanıza gerek yok. Sadece Favor Lens protokol üzerine inşa edilen bir platform olduğu için o ve diğer uygulamalar arasında beraber bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak ve ekstra olarak arkadaşlar Favor uygulamasında artı konumda olmanızı sağlayan bağlantı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü böylelikle Lens'ten bir NFT sahibi olmuş oluyorsunuz ve kullanıcı adı oluşturmuş oluyorsunuz. Bu şekilde de arkadaşlar iki platformu da birbirine entegre etmiş oluyorsunuz ve doğal olarak da kaliteli bir profil figürüyle hareket etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hep beraber arkadaşlar profilimize girdikten sonra öncelikle bir profilimizi düzenlememiz gerekiyor. Niye? Çünkü insanların güzel bir profille karşı karşıya kalmasını isteriz. O yüzden sağ taraftaki çark kısmına tıkladıktan sonra hemen burada benim resmimi gördüğünüz yerden edit diyerek profil resmi ekleyebilir, isminizi belirleyebilir. Yine kullanıcı adınızı değiştirebilirsiniz. Kullanıcı adınızı öncesinde kayıt olurken zaten belirliyorsunuz ama sonrasında değiştirmek istediğinizde arkadaşlarınıza referans olarak gönderdiğinizde arkadaşlar ilk kullandığınız kullanıcı adı referans kaydı olarak geçecek. O yüzden bunu da not geçeyim. Hakkında kısmını, site kısmını eğer siteniz varsa güncelleyebilirsiniz ve sosyal medya adreslerinizi arkadaşlar buraya ekleyebilirsiniz. Kaydet dediğiniz zaman arkadaşlar artık profiliniz hazır hale gelmiş oluyor. Şimdi sizin kendi ekranınız arkadaşlar bu şekilde gözükecektir. Sizlerde tabii ki ilk önce paylaşım olmayacaktır. Buraya kısaca özet geçmem gerekirse hemen profil resmimi görüyorsunuz ve sağ tarafında benim kullanıcı adımı ve altında arkadaşlar Favor kullanıcı adımı. Onun altında da sonradan bağlama işlemi gerçekleştirdiğim Lens kullanıcı adımı görüyorsunuz. Hemen altında arkadaşlar Favor Points dediğimiz bir kısım var. Yanında takipçi sayımız ve onun yanında da takip ettiğimiz kişi sayısını gösteren bir kısım var arkadaşlar. Buradaki önemli olan kısım Favor Points kısmı. Bu Favor Points kısmı arkadaşlar aslında bu depi kullandıkça arkadaşlar topladığımız puanlar anlamına geliyor. Yani bir nevi burada token toplamış oluyoruz. Bunu da ayrı bir şekilde birazdan ele alacağım. Birazcık aşağı indiğiniz zaman arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi profilinizde paylaşmış olduğunuz gönderileri görüyorsunuz. Gönderinin altında hemen gördüğünüz gibi ikonlar var. Bu ikonlara tıklayarak arkadaşlar bir gönderiye emojiler paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca şuradaki sağ kısma tıklayarak bunları çeşitlendirebiliyorsunuz. Hemen altında arkadaşlar yorum yapabileceğiniz Twitter gibi
bir retweet gerçekleştirebileceğiniz ve gördüğünüz gibi 5 yazan ve yanında madeni para resmi gösterilen bir yer var. Burası da arkadaşlar stake dediğimiz kısım. Birazdan değineceğim demiştim. Burada aslında gönderilere tıkladığınız zaman, böyle bir gönderim sağladığınız zaman kişilere stake göndermiş oluyorsunuz. Yani bir diğer deyişle puan göndermiş oluyorsunuz. Hemen sağ tarafında ise 9 yazan ve yukarı işaretiyle belirlenen kısımda arkadaşlar bir gönderiye beğeni bırakıp dislike atma mantığında düşünebilirsiniz. Hemen şöyle tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi yukarı puanlama yapıyorsunuz. Aşağıya tıkladığınız zaman arkadaşlar negatif puanlama olarak geri dönüş sağlamış oluyorsunuz. Burada diğer değinmem gereken nokta ise arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz cold nick'in altında yazan lens ifadesine baktığınız zaman bu gönderinizin lens ile alakalı olduğunu gösteriyor. Çünkü bir içerik paylaşırken uygun kategoriyi seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde de benim paylaşımım bu kategoriyle alakalı diyerekten doğrulamış oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar en sol taraftaki alt barda bulunan feed kısmına geldiğiniz zaman bizi böyle bir menü karşılıyor. Burada takip ettiğiniz kişilerin gönderilerini görebiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken yer en sol üstte gözüken arkadaşlar yine madeni para resmiyle 5'e 3 oranında bir ifade var. Bu şu anlama geliyor. Favor sizlere 24 saatte bir 5 tane stake yolluyor, yani token gönderiyor. Bu arkadaşlar kişilerin gönderilerine stake özelliğine basarak puanlamalar yapacağınız ve kişilere puan kazandırabileceğiniz bir eklenti aslında diyebilirim. Diğer bir deyişle siz bunları her harcadığınızda, yani 24 saatte bir size verilen 5 tane stake puanını her harcadığınızda sizin profilinizde bulunan favor points de artmış oluyor arkadaşlar. Burası da 24 saatte bir güncelleniyor. Şimdi feed kısmına geri döndüğümüz zaman hemen bu stake kısmını örneklemem gerekirse mesela burada bir kullanıcı kripto etiketi altında bir paylaşım yapmış. Eğer bu sizin hoşunuza gittiyse arkadaşlar gönderisinin altında stake var. Stake'e basarak arkadaşlar bir tane buna token gönder vermiş oluyorsunuz. Şu an bu tokenların herhangi bir değeri olmasa da ilerleyen aşamalarda videonun en başında bahsettiğim Favor'ın çıkaracağı Go ve Utility Token sayesinde arkadaşlar bunların geri dönüşlerinin olacağı söyleniyor. Hatırlarsanız bu depin amacı Web3 alanında kişilerin kazanabileceği bir dep inşa etmek. Bu şekilde gönderilerin arasında gezerken gönderilere şuradaki yönlendirmeler sayesinde puan verebilir ve aynı şekilde arkadaşlar beğendiğiniz gönderileri tekrardan stake'e basarak puanlamalar verebilirsiniz. Dilerseniz hepsini biz harcayalım. Şöyle ben beğendiğim gönderilere bastım ve elimdeki 5 taneden 3 tane kalan stake'in günlük harcamalarını tamamlamış oldum. 24 saat dolunca arkadaşlar tekrardan bana 5 tane puan gönderilecek. Bu üst bardaki kısmın hemen sağ tarafındaki yerde arkadaşlar gördüğünüz gibi Lens protokolünün aslında bir logosu var. Bu logoya tıkladığınız zaman buradaki amaç sizin feed kısmınızda, yani keşfet kısmında neleri görmek istediğinizi seçmenizi sağlıyor. Siz bunu seçtiğiniz zaman arkadaşlar Lens protokol profiline, yani kullanıcı adı NFT'sine sahip olan kişilerin gönderilerini keşfetinizde görmüş oluyorsunuz ve böylelikle bir filtreleme yapmış oluyorsunuz. Hemen sağ tarafında bulunan saat simgesine tıkladığınız zaman arkadaşlar bunu çeşitlendirebiliyorsunuz. Dediğim gibi lens postu seçtiğiniz zaman sadece lens protokole sahip olan kullanıcıların gönderilerini görürken my follow'u seçtiğiniz zaman arkadaşlar takip ettiğiniz kişilerin gönderilerini görmüş oluyorsunuz. Bu şekilde non dediğiniz zaman da arkadaşlar ikisi bir olacak şekilde bütün gönderileri arkadaşlar görmüş oluyorsunuz. Yukarıda da retweet edilenleri ve beğeni olarak en çok beğeni alan postları arkadaşlar görmenizi sağlıyor. Bu şekilde burayı kullanarak arkadaşlar bir filtreleme yapmış oluyorsunuz. Önemli olan kısımlardan bir tanesi buradaki Discovery kısmı. Discovery kısmına girdiğiniz zaman aslında en çok kullanacağınız kısımlardan bir tanesi burası. Çünkü burada Premium Topic, Trending Topic ve Favor Depp'ini kullanıp aslında sıralamaya giren, yani en üst sıralarda oynayan kişilerin profillerini gösteriyor. Burada tanıdık bir isim var arkadaşlar. En başta gördüğünüz gibi Hitley'i görüyorsunuz. Hitley Favor ekosistemi içerisinde şu an zirveye oynayan isimlerin başında geliyor. Biz de Favor'ı zaten onun sayesinde duymuştuk. Burada tekrardan ona teşekkür etmek istiyorum. Peki arkadaşlar burayı nasıl kullanıyorsunuz? Şimdi Premium Topic dediği yer aslında en çok kullanılan etiketlerin olduğu kısım, ama şuna dikkat etmek lazım. Buradaki etiketleri seçtiğiniz zaman arkadaşlar mesela bir gönderi paylaştınız ve bu gönderiniz Lens protokolü ile alakalı. Lens protokolü seçtiğiniz zaman arkadaşlar sizden 50 tane favor puanı götürüyor. Ama avantajı puanınız giderken bu güçlü bir etiket olduğu için gönderiniz daha fazla kişi tarafından görülmüş oluyor. Aşağı indiğiniz zaman arkadaşlar en çok kullanılan etiketleri görüyorsunuz burada. Crypto,
fotografi, random, NFT gibi. Burada benim kullandıklarım da dahil yani. Benim kullandıklarımı gösteriyor ve trende girme etiketleri gösteriyor aslında. Bunları arkadaşlar çeşitlendirebiliyorsunuz. Buradaki arama butonuna girerek mesela NFT'ler hakkında gönderim sağlayacaksınız. Buraya arkadaşlar NFT yazdığınız zaman mevcut etiketleri görebiliyorsunuz. Mesela müzik NFT'ler üzerine bir gönderim sağlayacaksınız. Hemen burada müzik NFT yazıyor. Müzik NFT'ye tıkladığınız zaman arkadaşlar bunu kaç kişinin takip ettiğini görebiliyorsunuz. 25 kişi takip ediyorsunuz ve şöyle bir mantık ortaya çıkıyor. Eğer ben müzik NFT'ler hakkında bir gönderi sağlayacaksam bu 25 kişiye ulaşacak diye bir mantıkla hareket edebilirsiniz. Eğer ben bu etiketi devamlı takip etmek istiyorum ve bu etiket üzerinden gönderim sağlamak istiyorum diyorsanız buraya arkadaşlar abone olabilirsiniz ve bu etikette sürekli karşınıza çıkan ve takip ettiğiniz bir etiket olarak hali hazırda gözükecektir. Çünkü birçok kategori oluşturulduğu için bazen normal çok fazla kişi tarafından takip edilen şeyleri, etiketleri kaçırabiliyorsunuz, karıştırabiliyorsunuz. Mesela NFT'ler etiketi 749 kişi tarafından takip edildiği için ben bunu klikleyerek arkadaşlar takibime almışım. Bu şekilde kendinize filtreleme oluşturabilirsiniz. Şimdi diyelim ki bir post göndereceğiz. Hemen örnekleyelim çünkü burada dikkat etmemiz gereken yerler var. Posta tıklıyoruz arkadaşlar ve gönderi içerik oluşturacağımız ekran karşımıza çıkıyor. Mesela burada diyeceğiz ki good morning diyelim ve bunu göndereceğiz arkadaşlar. Next diyoruz. Şimdi good morning'i kategori bazında ilerletebilirsiniz. Good morning neyin içine girer? Mesela Gmail'in içine girebilir. Burada aratırsınız. Mesela örnek burada kategoriler var. Ama öncesinde bunun kaç kişi tarafından takip edildiğine bakmanız gerekiyor. Az kişi tarafından takip ediliyorsa bunu seçmemizin anlamı olmaz. Ama bunu tekrardan örnek göstermek gerekirse random olarak da seçebilirsiniz. Çünkü herkese hitap eden bir gönderi olduğu için random olarak arkadaşlar seçebilirsiniz. Post dediğiniz zaman gönderiniz gidecektir. Mesela buna arkadaşlar link eklemek istiyorsunuz. Twitter sayfama girmem gerekirse şuradaki gönderimin linkini kopyaladım ve buraya arkadaşlar yapıştırıyorum ve bunu detaylandırıyorum. Lens protokol ile alakalı paylaşım diyelim mesela. Yazdım öylesine. Next diyorsunuz arkadaşlar. Bu ne oldu? Mesela Good Morning'den çıktı. Lens protokol ile alakalı bir gönderi haline geldi. Lens dediğiniz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burada etiketler çıkıyor. Lens profil diyeceğim. Burayı seçili hale getirmiş olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ekstra olarak link eklemek istemiyorsunuz. Linki buradan kaldırıyorsunuz. Add post dediğiniz zaman burada seçebileceğiniz şeyler var. Mesela fotoğraf ekleyeceğiniz zaman add photo dersiniz ve from library kısmına tıkladığınız zaman arkadaşlar galerinizden fotoğrafı seçersiniz ve o zaman da kategori olarak fotoğrafı seçebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki dikkat etmemiz gereken şey eğer şu an Türkçe bir paylaşım yapacaksanız mesela şöyle göstereyim. Günaydın NFT'ler hakkında neler düşünüyorsunuz dediniz ve bunu detaylandırdınız. Next diyorsunuz arkadaşlar. Kategorimiz ne? NFT'ler. Bunu NFT olarak seçmeyeceksiniz arkadaşlar. Burada yapmanız gereken şey eğer Türkçe bir içerik paylaşıyorsanız kategoriniz ne olursa olsun ister fotoğraf olsun ister müzik olsun Türkçe bir içerik varsa başına Turkish çift nokta ekliyorsunuz ve konumuz NFT ise arkadaşlar bu şekilde seçim yaparak gönderimini gerçekleştiriyoruz. Post dediğim zaman gönderimiz gidiyor. Eğer bu şekilde paylaşım yapmazsanız arkadaşlar profiliniz olumsuz olarak değerlendirileceğinden size de dönüşü olumsuz olacaktır diye söyleyebilirim. Ve arkadaşlar buradaki notification kısmından sizin paylaştığınız içeriklere gelen beğenileri, geri dönüşleri, takipleri görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada bana stake gelmiş, takip bildirimleri gelmiş ve beğeniler gelmiş. Diğer bir önemli nokta ise derseniz ki ben buradaki favor point'imi nasıl arttırabilirim? Biraz önce ufaktan bahsettim ama arkadaşlar dediğim gibi günlük olarak size verilen 5 tane stake hakkını sonuna kadar kullanırsanız burası 24 saatte bir güncellenecektir ve size otomatik olarak favor points'i gelecektir. Aynı şekilde kişilerin gönderilerine puanlamalar yaptıkça, geri dönüşler sağladıkça ve yine aynı şekilde siz nasıl kullanıcılara geri dönüş sağlıyorsanız onlardan sizin tarafınıza da aynı şekilde stake puanlaması ve beğenilerle geri dönüşler gelirse arkadaşlar buradaki puanınız artıyor. Ve şunu da söyleyeyim. Kullanıcı adınızı referans olarak kullanabiliyorsunuz. Bunu da her kişiye paylaştığınızda ve sizin üzerinizden bir kayıt gerçekleştirildiğinde buradaki arkadaşlar favor points'iniz artıyor. Bunların ilk zamanlardaki değerleri belliydi. Örnek veriyorum bir kayıt gerçekleştirdiğinizde 50 puan geliyordu diyelim. Ama şimdi kullanıcı sayısı yavaş yavaş artmaya başladığı için arkadaşlar bu puanlamalar değişiyor. O yüzden kesin bir şey diyemem. Yani bir kişi davet edersiniz size 100 puan gelir ya da bir stake'den size 50 puan gelir tarzında bir şey söyleyemiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim ki Favor Dapp'i Web2 dünyasından Web3 dünyasına geçiş imkanı tanıyan artık hak verirsiniz ki Twitter gibi, Instagram gibi, YouTube gibi platformlarda ön plana çıkmamız maalesef imkansız gibi bir hal alıyor ya da çok zaman alacak gibi gözüküyor. Bu gibi teknolojinin gelişmeye başladığı Web3 alanlarında öncesinde yer almakta yarar var arkadaşlar. O yüzden kaliteli ve güzel bir şekilde içerik gerçekleştirirseniz geri dönüşlerde bunun üzerine güzel bir şekilde olacaktır.
Yalnız Favor'ın gönderi paylaşırken dikkat etmeniz gereken şeyler olduğunu söylüyor. Bunlar da arkadaşlar uygunsuz içerikler paylaşmamanızı istiyor. Spam şeklinde sürekli aynı şeyler üzerinde gönderiler paylaşmamanızı istiyor. Tamam bir NFT'lerle ilgilenebiliyorsunuz ama her gün, her saat, her dakika bu bir Ninja NFT'sidir, bu bir Konyun NFT'sidir, bu bir Bice NFT'sidir tarzında bir paylaşım yapmanızı istemiyor. Aynı şekilde airdrop haberlerini, whitelist çekilişlerini paylaşmanızı istemiyor. Daha doğrusu kullandığınız birçok platformdaki kaliteli içerikleri buraya paylaşmanızı ve Favor üzerine kaliteli, özgün içerikler oluşturmanızı istiyor. Bu şekilde Favor kullanımını gerçekleştirirseniz arkadaşlar profilinizin gün yüzüne çıkması kaçınılmaz olacaktır diyebilirim. Ben de 2 haftadan beri Favor'u kullanıyorum ve şu an güzel gidiyor diyebilirim. Eğer sizler de henüz dahil olmadıysanız kont nickini kullanarak arkadaşlar Favor'a katılım sağlamış olursunuz. Benim de puanımın artmasında arkadaşlar yardımcı olmuş olursunuz. Puan niçin arttırıyoruz ve niçin bu kadar önemli diyorsanız dediğim gibi Lens protokol üzerine inşa edilen bir ekosistem olduğu için Favor tarafından bir airdrop ihtimali olabilir geri dönüşü var. Tabii ki biz bunu airdrop olacak diye kullanmıyoruz. Keza ben bir içerik üreticisi olduğum için güzel kaliteli bir profil oluşturmaya çalışıyorum. O arada da tabii ki de airdrop'tan faydalanmak isterim. En son olarak şuna değinmekte yarar var. Buradaki arkadaşlar kont kullanıcı isminizin yanında bir friends simgesi oluyor. O şu an bende mesela kalkmış. Bu zaman zaman gidip gelebiliyor arkadaşlar. Eğer Discord'da friends rolüne sahipseniz telaşlanmanıza gerek yok. Çünkü bunu da adaptasyonu konusunda yazılımsal olarak çalışmalar yapılıyor. Bazen şöyle de değerlendirilebiliyor. Eğer paylaştığınız içerikler biraz önce değindiğim paylaşım kurallarına uygun değilse bir zaman sonra bu friends rolünüz alınabiliyor. Bunun herhangi bir negatif düşünce oluşturmasına gerek yok ama olması da aslında profilin tam anlamıyla var olduğunu, kaliteli olduğunu gösterir nitelikte. O yüzden içeriklerimize her zaman dikkat etmekte yarar var. Favor uygulamasında hemen hemen birçok noktaya değindiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Bu ve benzeri videolar gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.